Özellikle belirtmek istiyorum ki videolarımda ve Zıpkıncı blogdaki yazılarımda yer alan konular yerli ve yabancı kaynaklardan araştırarak öğrendiğim ve bizzat uyguladığım yöntemlerdir. Tecrübe etmediğim hiçbir konuya içeriklerimde kesinlikle yer vermiyorum. Öncelikle su dışında zıpkın kurmak çok tehlikelidir. Hani söylediğimi yap, yaptığımı yapma derler ya. Siz zıpkın kurma pratiği yapacaksanız lütfen dalışa gidinceye kadar sabredin. Metal palamutlu bir lastiği kurarken güvenlik açısından mutlaka elinizde eldiven olmalıdır. Ayrıca lastiği çekmeden önce şişi elinizle kontrol ederek şişin mekanizmaya tam yerleştiğinden emin olun. Göğüs kemiğinin bittiği noktayı elinizle kontrol ederek bulun. Bu yerin 2-3 parmak altına diyafram kasının bulunduğu bölgeye zıpkını yaslayın. Lastikleri iki şekilde tutabiliriz. Birincisi avuçlarınız yukarı bakacak şekilde, ikincisi ise avuçlarınız aşağı bakacak şekilde tutmaktır. Lastikleri ortasından tutarak çekmeye çalışmak en yaygın yapılan hatadır. Lastikleri bu şekilde tutarak lastiğin germe mesafesini kısaltmış olursunuz. Bu şekilde tutarak 60'lık tüfeğin bile lastiğini geremezsiniz. Ellerinizi lastiğin kaplinlerine doğru videodaki gibi kaydırın. Lastik çekme olayını gözünüzde fazla büyütmeyin. Tekniğini bildikten sonra çekemeyeceğiniz zıpkın lastiği yoktur. Videodaki gibi lastikleri kavrayın. Derin bir nefes alıp tutun. Karın kaslarınızı sıkarak sertleştirin. Lastiği kendinize doğru çekip palamutu şişin ilk çentiğine takın ve nefes alın. Palamutun çentiğe tamamen yerleştiğine emin olmadan lastikleri asla bırakmayın. Şişi ikinci çentiğe takmak için tüfeği diyafram bölgesinden biraz yukarı alabilirsiniz. Böylelikle lastiği daha kolay çekebilirsiniz. Ve hepsi bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında web sitemiz ve Facebook grubumuzun linklerini paylaşıyorum. Deniz sevdalısı herkesi bekliyoruz.